Gece vakti, koyunlara saldırmanın başarılı olacağını bilen aç kurtlar, fırsat kollayıp saldırıya geçmeyi planlarlar. Ancak sürünün deneyimli kurt boğan köpekleri, kurtları fark ettikleri anda kovalamaca başlar. Gece ve gündüz demeden süren bu uzun kovalamacanın ardından iki ezeli düşman karşı karşıya geldiklerinde derin yaralanmalar, hatta ölümcül sonuçlar meydana gelir. Sürünün kokusunu 1,5 kilometre uzaklıktan alan vahşi kurtlar koyunları uzaktan izlerler. Sürüyü koruyan kurtçu köpekler, gelebilecek saldırıları püskürtecek güce ve kuvvete sahip olduğundan, kurtlar da sürüye saldırmadan önce dikkatli hareket ederler. Kurda karşı mücadele edecek olan kurtçu köpeğin boyu ve posu genel olarak göz önünde bulundurulmaz, önemli olan cesareti ve kurda gitmesidir. Anadolu aslanı olarak adlandırılan Sivas Kangalları, vücut yapısı, kafa şekli ve heybetli görünümü sayesinde dünyadaki sayılı çoban köpekleri arasında yerini almıştır. Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Vay maşallah. Vay 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 vay. Şuna bir bak, şuna bir bak. Anla! Kurtlar, genellikle saldırdığı anda koyunlara derin yaralar açarken, sürünün deneyimli köpeklerinin gelmesiyle geri çekilirler. Sürüyü koruyan kurtçu köpeklerin boynunda dikenli tasmaları vardır. Bu sayede kurtlar ile karşılaştıkları anda fazla yara almazlar. Vatanı, Sivas'ın Kangal ilçesi olan bu köpeklerin dostluğu, sadakati ve zekası sayesinde sürü sahiplerinin de en çok tercih ettiği köpek ırkları arasındadır. Yeah.